Altın çağda hayatın her anına hakim olan bolluk, zenginlik, güzellik ve ilerleme sanatı da yükseltecektir. Bu dönemde insanlar hep güzellikle karşılaşacak, yaşadıkları yerler, bahçeler, evler, iş yerleri, okullar, tiyatrolar güzelleşecektir. Aynı şekilde resim ve müzik gibi sanat dallarında da geniş ufuklu ve estetik eserler meydana getirilecektir. Altın çağın en önemli özelliği ise Kur'an ahlakının eksiksiz olarak yaşandığı bir dönem olmasıdır. Bu sayede insanlar Allah'ın Kur'an'da inanan kullarına müjdelediği güzellikleri yaşayabileceklerdir. Allah bir ayetinde iman eden müminleri dünyada güzel bir hayatla yaşatacağını şöyle bildirmektedir. Sizin yanınızda olan tükenir. Allah'ın katında olansa kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Kur'an'da Allah'ın emirlerine uygun olarak yaşanan ortamların bir nevi barış yurduna dönüşeceğine de dikkat çekilmiştir. Ve bu ahlaktaki insanların hem dünyada daha fazla güzellikle karşılaşacağı hem de ahirette sonsuz bir cennet hayatıyla ödüllendirilecekleri müjdelenmiştir. Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir. Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne bir zillet. İşte onlar cennetin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır.